Vallahu muhyidun bil kafirin. Bu cümlede bulunan kelimelerin birbirleriyle münasebetleri ve ifade ettikleri nükteler. Evet, vav aralarında münasebet bulunan iki şeyi birbirine atfeden bir alettir. Burada ma-kabli ile mabadi arasında bir münasebet görünmüyor. Yalnız birinci temsille ikinci temsilin arasındaki münasebete bakarak şöyle silsileli birkaç cümleyi ihtar ediyor. Onlar şenlikli yerlerden firar, şehirlilikten nefret, gecenin istirahat zamanı olduğuna dair kanuna muhalefet ettikleri gibi, nasihatlere itaat etmeyerek sanki necatları çöllerdeymiş gibi sahralara düştüler. En nihayet haybet ve husrana uğrayarak Allah'ın belasına muhat ve maruz kaldılar. Allah Bu kelime mübareke onların son ümit vericilerinin kesilmesine işarettir. Çünkü musibette olan bir adam evvel ve ahir Allah'ın merhametine iltica etmekle müteselli olur. Binaenaleyh, Allah'ın kahru gazabına müstahak olanın elbette ve elbette necatından ümit ve ricası kesilir. Muhit kelimesi onları abluka eden musibetlerin Allah'ın asar azameti olduğuna işarettir. Yani göklerin, bulutların, yağmurların, gecelerin onlara cihat-ı hücum ettikleri gibi, Allah'ın da gazap ve beliyatı her taraftan onları ihata etmiştir. Ve keza Allah'ın bütün kainatı ihata eden ilim ve kudreti ve bütün zerrata şamil olan emirleri göz önüne getirilirse, muhit kelimesinden şöyle bir ihtar fışkırmaya başlar. Ey kafirler! Semavat ve arzın dışarısına çıkamazsınız. Dahilde ise her nereye kaçacak olursanız, Orada Allah ilim ve kudretiyle hazır ve nazırdır. Bil kafirin. Bu kelimeyi muhitun lafzına bağlayan B harfi cerri, Allah'ın gazabından kaçan kafirler yine Allah'ın gazabına rast gelip musibet oklarına hedef olduklarına işarettir. Kafirin ünvanı ise üç işareti taşıyor. 1- Temsil içerisinde mümesseli yani münafıkları göstermekle Sami'in temsille meşgul olup mümesselden maksattan gafil olmamasını temin etmek içindir. 2. Temsille mümessel yani yolcuların durumuyla münafıkların durumu arasında son sistemde bulunan müşabehetin kuvvetinden dolayı birbirinin sıfatını, yek diğerinin lakabını, soyadını taşıyabilmelerine işarettir. 3. Kafirlerin kalbi gibi onların da kalpleri zulmet ve azap içinde bulunduğuna işarettir. Sira yaptıkları cinayet ve kusurlarından, vicdanları dahi onları tazip etmekten geri kalmıyor. Evet, bizzat yaptığı cinayetin cezasını gören bir adamın vicdanı müsterih olamaz. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَهُ اَبْسَارَهُمْ Bu cümledeki kelimelerin işgal ettikleri yerlerle münasebetleri ve her birisinin taşıdığı işaretleri. Evet, evvela bu cümle müsteinfedir. Yani makabliyle bağlı değildir. İstinafı ise mukadder bir suale cevaptır. Sual Berk zulmetleri dağıtan ziyadar bir ateştir. Onlar onun ziyasından istifade etmediler mi? Cevap Bir fayda ve bir menfaat görmeleri öyle dursun, Berk'in zararından, belasından korktular diye Kur'an-ı Kerim bu cümleyle o mukadder suale cevap vermiştir. Kurbiyet ve yakınlığı ifade eden yekâdu kelimesinin bu cümlede delalet ettiği mana şundan ibarettir ki, gözlerini hatf ve kör edecek esbab mevcut olduğuna rağmen her nasılsa bir maniden dolayı henüz kör olmamışlardır. Kaptırmak manasını ifade eden yahtafu kelimesinde pek güzel ve latif bir belagat vardır. Şöyle ki, eşyanın suretlerini alıp getirmek için gözün gönderdiği ziya, esnai rahta eşyaya yetişmezden evvel birdenbire şimşek çakar, kaptırıcı bir kuş gibi o ziyayı alır götürür veya gözün şuağı eşyanın şekillerini alıp getirirken, gecenin gözü hükmünde olan şimşek, kemal süratle hücum ederek elinden o şekilleri alır götürür. Sanki zulmeti kaldırmakla eşyayı gösteren şimşek, o dürzilerin eşyayı görmelerine razı olmadığından, gözün şuağından o şekilleri kaptırıyor. Oyun kelimesine tercihen zikredilen Ebsârahum ünvanı, Kur'an'ın beyan ettiği kati bürhanlarına karşı körlük gösteren münafıkların, basiret ve kalplerindeki kötü niyetlerini, amellerini andırmakla teşhir etmek içindir. Zira göz kalbin aynesidir. Kalbin muzmeratı gözde görünür. Kullama eda meşevfihi meshu ve iza azlama alehim kamu. Bu ayeti teşkil eden kelimelerin işaretleri. Evet, evvela bu cümle yine müstenife olup Mâkabli ile alakadar değildir. Ancak Sami'nin hatırına gelen şu suali cevaplandırıyor. Sual Onların musibeti tebeddül ve taaddüd etmiştir. Acaba her iki halette halleri ne oldu? Cevap Şimşeğin ziyasıyla yolları göründüğü zaman yürürlermiş. Zulmette çöktüğü vakit dururlarmış diye, kuran ı Kerim şu cümleyle Sami'nin o şüphesini izale etmiştir. Sual Küllema istigrak ve istimrarı, yani umumiyet ve devamı ifade eden bir edattır. İza ise ne umumiyeti ve ne devamı ifade etmez. Bu itibarla şimşeğin ziyalandırılmasında küllemanın, zulmetin çöktüğünde izanın kullanılması neye binaendir? Cevap, onların ziyaya fazlaca hırs ve ihtiyaçları olduğu için, en az bir ziyayı bile fırsat bilip kaçırtmak istemediklerine işareten, ziya üzerinde küllema istimal edilmiştir. Sebebiyet ve menfaate delalet eden eda elehumdeki lam harfinden anlaşılır ki, bayılmak derecesinde bir musibetse de nefsine ait şeylerden maada hiçbir şey düşünmüyor. Hatta kudret-i ilahiyenin binlerce hikmetler için kainata neşrettiği ziyanın menfaati tamamen kendisine ait olduğunu ve onun için gönderildiğini zanneder. Ziya'nın ademi devamı yüzünden süratli bir yürüyüşle yollarına devam etmeleri muktezai hal ve makam iken, süratsiz, adi bir yürüyüş ifade eden meşhev tabiri, musibetin şiddetinden neşet eden zafiyet yüzünden sürat-i seyre kadir olmadıklarına işarettir. Sual İnsanlar yerde yürüdükleri gibi onların da yürümeleri yerde olmalıdır. Halbuki fihideki zamirin ziyaya raci olması cihetiyle onların yürümeleri ziyada olduğu anlaşılır. Cevap, onların ziya haricinde yürümeleri mümkün olmadığı için sanki mesafe ve medar hareketleri yalnız ziyaya münhasırdır. Ve izadaki ve yolcuların evvelce gördükleri zulmet musibetini tazelemek için ikinci bir zulmet daha atıf ve ilave edildiğine işarettir. İzanın ifade ettiği cüziyet ve kılletse, yolcuların zulmete karşı besledikleri nefret ve gösterdikleri körlük şiddetinden fikirlerine zulmeti getirmediklerine, ancak alet devam ziya için bir fırsat beklerlerken birdenbire zulmetin hücumuna maruz kaldıklarına işarettir. Azlemenin berke olan isnadı, berkin ziyasından sonra hücum eden zulmetin başka zulmetlerden şiddet olduğuna işarettir. Ve keza musibete olan yolcuların tahayyüllerine göre, güya berkın ziyasından sonra şu boşluğu dolduran zulmetler, hep berk ateşinin sönmesinden meydana gelen dumanlar olduğuna da hayali bir imadır. Zarar için kullanılan aleyhimdeki ala kelimesi, zulmet musibetinin tesadüfi olmayıp, ancak onların ceza amelleri olduğuna işarettir. Ve musibettede olan yolcuların şu boşluğu dolduran zulmetler bütün insanlar içerisinden onları kast ve onlara zarar vermek için gönderilmiş olduklarını tahayyül ettiklerine bir remizdir. Zulmet çöktüğü vakit sükunetle durup depreşmemeleri icap ederken, ayağa kalktılar manasını ifade eden gamu tabiri, musibetin şiddetinden ve musibetle çok uğraştıklarından, rükû vaziyetini andıran bellerinde bir tekavvüs peyda olduğuna ve zulmetin ani hücumundan tiksinerek ayağa kalkıp kaçanlar gibi, bellerini düzeltmelerine işarettir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ ve وَاَبْصَارِهِمْ Bu cümledeki kelimelerin işaretleri. Evet, evvelki cümlelerde gözlerini kör, kulaklarını sağır etmek şanında bulunan esbab zikredildikten sonra, bu cümlede müsebbebatı meşiyet-i ilahiye ile bağladıktan sonra, evvelki cümlelere atfeden vav harfi, esbabın perdesi altında tasarruf eden ancak yedi kudret ve bütün esbaf ve illetler üzerinde murakabe eden nazar-ı hikmet olduğuna işarettir. Lev Bu kelimenin tazamun ettiği kıyası istisnai şöyle tasvir edilebilir. Meşiyet-i ilahiyenin olmaması, zehab sem ve basarın olmamasına illettir. zehab sem ve basarın olmaması da, meşiyetin olmamasını bildirmeye bir delil ve bir illettir. Ve keza meşiyet-i ilahiyeden mağda, bütün esbabın tekemmül etmesine ve yalnız meşiyet-i ilahiyenin taallukuyla göz ve kulaklarının işi bitmiş olacağına işarettir. Şe tabiri, müsebebatı esbabla bağlayan meşiyet ve irade-i ilahiye olduğuna delalet eder. Öyleyse tesir kudretindir. Esbabsa yedi kudretin nazarı zahiri de umur hasse ile mübaşereti görünmemek için vaz edilmiş perdelerdir. Allah, Lafzayı Celal'in sarahatle zikri, halkı fazlaca esbaba ehemmiyet vermekten zecir ve men etmekle, esbabın perdesi altında tasarruf eden yedi kudreti görmeye fikirleri davet eder. Şâ'e fiilinin bir mefhul ile takkid edilmeyerek mutlak bırakılması, meşiyet ve irade-i ilahiyenin kainatın ahvalinden müteessir olmadığına ve mevcudatın sıfat-ı ilahiyeye tesirleri bulunmadığına işarettir yani beşerin iradesi ve sair sıfatları, mevcudatın hüsn, kubu, büyüklük, küçüklük gibi ahvalinden müteessir olduğu gibi, sıfat-ı ilahiye müteessir olamaz. Sıfat-ı ilahiyeye göre hepsi mütesavidir. Götürmek manasını ifade eden, zeheb anlaşılır ki, esbab, müsebbabat üzerine musallat ve müstevli değildir. Yani esbabın irtifağı zamanında onlarla kayın ve bağlı olan müsebbebatın Adem deryasına düşmesi ihtimali yoktur. Ancak esbabın arkasında hazır bulunan yedi kudret o müsebbebatı hıfzeder. Ve hikmet-i ilahiye, müvazene ve nizam kanunu mucibince başka mevkilere gönderir, ihmal etmez. Evet, hararet suyu kaynatmakla bünyesini tahrip ettiği zaman, içindeki buhar ademe gitmez. Belki nizamat-ı havaiye mucibince, muayyen bir mecrada, muayyen bir mevkiye sevk edilir. Ve keza, zehebe tabirinden anlaşılır ki, havas-ı denilen duygular, tabiattan neşet etmiş değildir. Ve kulak-göz uzuvlarına da lazım değildirler. Ancak o duygular, Cenab-ı Hak'tan ihsan edilen hediyelerdir. Şu kulak-göz etleri de, adi şartlardır. Ve keza, zehebenin harfi cer olan B ile beraber gelmesinden anlaşılır ki, müsebbebat esbaptan ayrıldığı zaman başıboş bırakılmayarak yine bir nizam altına alınır. Çünkü zehebe beraberce götürmek manasını ifade eder. Malum ya beraber götürülen bir şey sahipsiz başıboş bırakılamaz. İhtar, semin müfret olarak, basarın cem olarak zikirleri, işitilen bir görünen çok olduğuna işarettir. Evet söylenen sözler birer birer kulağa girer, işitilir. Ama çok şeyler defaten göze görünebilir. İnallahu ala kulli şeyin kadir. Bu cümledeki nükte ve işaretler. Evet evvela bu cümle münafık ve yolcuları istila eden dehşetin tahkiki için bir fezleke ve bir hulasa'dır. Ve bu hulasa'dan anlaşılır ki yolcuların ahvali münafıkların ahvalini tamamıyla temsil ettikleri ve her bir halleri yolcuların hallerinde göründüğü gibi, her bir zerrede ve her bir halde kudret-i ilahiyenin de tasarrufu görünür. Tahkiki ifade eden inne, dahil olduğu hükmün sabit ve sarsılmaz hakikatlerden olduğuna delalet ettiği gibi, meselenin azametine, vüs'atine, dikkatine ve nevi beşerinde bu gibi meselelerde aciz, zayıf, kasır olduğunu remzen gösteriyor. Çünkü bu gibi yakini meselelerde tereddüdü intac eden vehimlerdir. Vehimleri tevlid eden zafiyet, aciz, kusurdur. Bunlar da insanın tıynetiyle yoğrulmuş sıfatlardır. Allah Lafzayı Celal'in burada sarahaten zikredilmesi, bu cümledeki hükmü ispat eden delile işarettir. Çünkü bütün mevcuda taht tasarrufunda ve daire-i şumulünde bulunan kudret, sair sıfatlar gibi uluhiyetin lazimesidir. Ala kelimesinden anlaşılır ki, Adem'den eşyayı çıkartan kudret, o eşyayı mühmel ve başıboş bırakmaz. Ancak hikmetin murakabe ve nezareti altında terbiye ettirir. Kulli edatından anlaşılır ki, esbabın bütün eserleri ve hasılı bilmastar denilen efari ihtiyariyeye terettüp eden eserler tamamen kudrete bağlıdır mevcut ve mevcudata şey ve eşya denilmesi, meşiyet-i ilahiyenin taallukundan neşet ettiğine nazaran şeyin tabirinden anlaşılır ki, eşya vücuda geldikten sonra da saniyeden alakaları kesilmiyor. Vücudun tekerrüründen ibaret olan bekaları için daima saniye muhtaçtırlar. Kadirun kelimesine bedel, sübut ve devamı ifade eden Kadirun sigasından anlaşılır ki, kudret makturat nispetinde olmayıp daire tasarrufu pek geniştir. Ve kudret zatiyedir, tagayru kabul etmez. Ve kudret lazimedir, ziyade ve noksana kabiliyeti yoktur. Ve kudret rezzak, gaffar, muhyi, mümüt gibi sıfat-ı fiiliyenin merci ve mizanıdır.